Kaz Dağları Kagez grubu bugün bölgenin en ünlü şelalesine gidiyor. Evet. Doğru mu tarif ettim? Doğru. Hangi güzergahı izliyoruz? Kürbüyük şelalesi. Şimdi biz Kışıkuyu tarafından Adatepebaşı köyüne geldik. Adatepebaşı köyünden başladı yürüyüşümüz. Adatepebaşı köyünün üzerinde Kuyu Gediği denen bir bölge var. Oradan başladık yürüyüşe. İşte yaklaşık 8-8,5 kilometre yolumuz var. Şu anda hemen hemen yarıladık işte birini, mı? İşte birini gittik. İşte birini yerdik. Güzel. Molamız. Tabii bu sene, geçen senelere nazaran su biraz daha az. Az şelalede. Mı? Evet, az maalesef. Bu da tabii aslında iklimsel olarak kuraklı. O zaman bu mevsimden 1-2 ay sonra pek bir şey daha kalmaz. Evet. Yani orası hiç kurumuyor. Orası da mutlaka evet, oluyor ama zaten evet, bu su Darıdere, ondan sonra Gürleyek Şelalesi, sonra Mıhlı Şelalesi, Baş Değirmen ve Mıhlı Çay olarak denize şey yapıyor. Ama Gürleyek Şelalesi buradaki evet, şelalelerin en büyük, en değil mi? Yaklaşık 60-70 metre yüksekliği var. Özellikle de bu aylarda aslında onun yanına yaklaşılmıyor. Normalde çok fazla ama evet, şimdi tabii biraz az suyu. Güzel. İnşallah hava da güzel. Belki suya girme imkanı biraz olur. Zorluğu var mı? Nasıl? Zorluğu var mı biraz? Güzel yani yanan? Birazcık patikada bir zorluk var ama genel manada orta zorlukta bir parkur. Yani 1,5 kilometre bir patikadan gideceğiz. Geri kalan biraz stabilize normal olmalı. İnişler olman çıkışlar? Var evet. İnişler değil mi? Çıkışlar olacak. Güzel bir parkur. Hava güzel. Evet. 86 kişiyiz. Oldu. Kalabalık bir grupla gidiyoruz. Bu da bir rekor galiba. Evet. Kaz Dağı gezginleri evet, arasında. Peki kolay gelsin diyelim o zaman. Üstadım, Kaz Dağları deyince aklınıza ne geliyor? Bin Pınarlı Dağ dediğimiz Kaz Dağları, şu anda Gürleyik Şelalesi'ne yürüdüğümüz gibi bütün şelaleleri gezmek, doğanın güzelliğini görmek, zeytin ağaçları, bin bir çeşit çam ağaçların bulunduğu güzellikleri görmek. Ki bu insanlarla yaptığımız, dostlarla yaptığımız bu yürüyüş, artı olarak tekrar ekleyeyim, ne kadar Kaz Dağları'nı gezerseniz gezin, Gürleyik Şelalesi'ni görmediyseniz Kaz Dağları'nı gezdim diyemezsiniz. Böyle bir şelaleye gidiyorum. Nuri Bey kardeşim, Kaz Dağları neresidir ve önemi nedir? Şimdi önce şöyle başlayalım. Bu hafta Kagez grubumuzun, Kaz Dağı gezginleri grubumuzun 4. yılını, kuruluş yılını kutladık. Hayırlı olsun. Sağ olun. Önce 4. yıllara. İnşallah. Önce bu grubun yöneticileri olan Hıdır Bey ve Zülkü Bey'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu böyle güzel bir grubu ayakta tuttukları evet, için. Ve bu güzel anları bize, yürüyüşleri sağladıkları için. Evet, gelelim Kaz Dağı'nın önemine. Kaz Dağı'nın önemine şöyle gelelim. Ben İsviçre'ye gittim. Orada bize dediler ki işte dünyanın oksijenin en yoğun olduğu birinci yer burasıdır. Biz de ikinci neresi deyince onlara biliyorlardı. Altınoluk Türkiye dediler. Ben de orada yaşıyorum dedim. Çok güzel. Yani bayağı sevinmiştim o zaman. Peki şimdi Çomak Sokanlar var. Hançer Sokanlar var. Vallahi Hançer Sokanlar, Çomak Sokanlar hep beraber olursak, ses getirirsek yani bu doğayı, bu şeyi korumamız lazım. Bu bizim için değil. Bu Türkiye için, dünya için. Dünya için gerekli olan bir şeydir. Evet. Kolay elde edilmiş bir değer değildir. Evet, torunlarımıza borcumuzdur. Evet, evet. Zaten bugüne kadar bazı tahribatlar maalesef olmuştur. En azından bundan sonrası olmaması ve olan tahribatları da gidermemiz için yoğun bir çaba göstermemiz, vatandaş olarak, insan olarak sağlamamız gerekiyor. Yani hepimizin bir görevidir bu. Ben evet, öyle düşünüyorum. Evet.
Abi bizim ayaklanmamız lazım biraz yani. Biraz daha böyle aktif olmamız lazım. Sivil toplum kuruluşları, özellikle halkı bilinçlendirmesi lazım. Halkla beraber hareket edelim. Bizim de tabii onlara üye olmamız gerekiyor değil mi? Üye olmamız gerekiyor. Destek vermemiz gerekiyor. Destek vermemiz lazım. Yani Kaz Dağları başka türlü kurtulmaz bu şekilde yani. Herkes burada ya, sebepleniyor, yararlanıyor. Geçimini buradan sağlıyor. Köylüler olsun bilhassa. Bir sürü birçok köy var. Onların da el birliği yapması lazım. Yani bilinçlenmesi lazım. Yani gelecekleri yok oluyor. Onları bilinçlendirmek biraz bize mi düşüyor? Yani bize de düşüyor tabii. Değil mi? Bir şeyler. Yani evet. Bıkmadan, usanmadan inatla anlatacağız. Kurtarmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Hep beraber olacak ama tek kişi olmaz yani. Bu şekilde birkaç böyle sivil toplum kuruluşundan böyle birkaç yapı olmaz bu. Kaz Dağları ne durumda, nasıl koruyacağız? Evet, Kaz Dağları'nda her gün yeni haberler alıyoruz, kötü haberler. Kimi duble yollar yapılıyor, işte hanlara duble yollar yapılıyor. İşte madenler her taraftan kuşatmaya başladı. Çanakkale tarafı zaten gitti gidecek. Orada santraller var, termik santraller. Evet, evet. O yani maden açmadan da ağaçları kurutabilecek bir etken. Onların bol miktarda yenilerinin yapılması planlanıyor. Evet, bu bölge nedense özellikle burası seçiliyor. Herhalde son kalan güzelliği de götürmeyi, bitirmeyi düşünüyorlar. Düşünenler bunu yapanlar. Peki sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu konuya engel olmak için bir çabanız oldu mu? Daha önceleri Gümçet'in organizasyonunda o Hacı Aslanlar'daki madene karşı bir yürüyüşe katıldım. İşte geçen yıllarda Mehmet Alanı'na yapılması düşünen baraj için protestolara katıldık. Bunun dışında sosyal medyada gerekli desteği de yapıyoruz. Kaz Dağları nasıl kurtulur? Kaz Dağları direnişle diyorum. Herkesin birlik olup beraber olup direnmemizle. Çünkü yasalar çıkmış biliyorsunuz. Su gününde bilgi vermişlerdi. Ancak direnişle yapacağız. Ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Peki bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına üye misiniz? Temaya üye olacağız bizimle birlikte. Temaya üye olacaksınız. Kaz Dağları gezinleri olarak yürüyüş yapıyoruz. Öyle direnişlerde mutlaka yer alacağız. Bilgisayar, arkadaşlar bilgi verdiği zaman. Evet. Onun dışında başka bir üye değilim. Ama her etkinliğe katılmak isterim. Yani. Kaz Dağları Koruma Derneği var değil mi bir de? Yok, onu üye değilim. Evet. O da olabilir. Evet. Bir şey olmayacak. Biz duyarlı insanlar sahip çıktığımız sürece koruyacağız. Çünkü elimize kalan tek değer. Peki böyle bir girişim var mı şu anda? Bu girişimlerle temaslarınız ne durumda? Şimdi sadece kulaktan duyuyoruz. İşte değişik yerlere HES yapılacakmış. Tabii böyle bir ciddi bir girişim olduğu zaman biz de bir tabiat sever olarak, doğa sever olarak tepkimizi koyacağız. Ama şu anda ölçümler, bir takım yerleri satın almalar vesaireler başladı. Buna şimdiden tepki koymazsak Kaz Dağı'nı Koruma Derneği bu konuda ciddi çabalar sarf ediyor. Tabii bireysel olarak tepki koymak bir şey ifade etmez. Toplu olarak, sivil toplum kuruluşları olarak buna hep birlikte tepki göstermeliyiz, duyarlılık göstermeliyiz yani. Evet. Yoksa bu elimizdeki değer de kaybolacak. Ama geç kalmayalım. Kalmayalım. Değil mi? Bence de. Kaz Dağı elden giderse, bakın ben şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Biz bugün buraya geldik. Acaba faydalı bir şey yaptık mı?
doğa için faydalı bir şey yaptık mı? Biz kendimiz için yaptık. Evet. Çok güzel. Ama burası için bir şey yaptık mı? Bunu düşünmemiz lazım. Hı hı. Ben burası için çok bir şey yaptığımızı zannetmiyorum. Niye? Çünkü biz buraya ilgi odak yapamıyoruz, ilgi çekemiyoruz. İlgi çekmemiz için bir defa burayı çok iyi daha tanıtmamız lazım. Bu bölgeyi çok iyi tanıtmamız fakat lazım. Şu anda daha acil bir durum var. Onun için oraya geleceğim. Şimdi bakın, santraller yapılıyor, maden ocakları açılıyor. Biz bunları nasıl durdurabiliriz? İnsanları çığır halinde harekete geçirirsek durdurabiliriz diyorum. Bunu da bir Alpler gibi yapabiliriz. En azından orman içlerine insanların zimmet dediğim gibi bir şey düşünün. Ormanları insanlara kiraladığınız gibi bir şey düşünün. En azından sahiplenme, insanlara sahiplendirelim. Ama umumu açık bir yerler olsun gene. Belli bir şeyler olsun. Sahipli, kiralık gibi düşünün. Böyle yapılabilirse ve toplum oluşturulursa, bilinçli toplum oluşturulursa bunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Karşı gelerek. Evet, ona karşı gelmek için yani karşı gelenlerin yanında yer alarak değil mi? Tabii ki. Toplantılarına katılıyor. Biz geçen tarihini tam olarak hatırlayamıyorum ama Kızılkeçil'de bir etkinlik oldu. Toplantıya paneli katıldı. Su toplantısı. Konuşmacılar katıldı. Dünya Su Günü mü? Su Günü'ydü. Evet. Tema Vakfı'nda iştirakiyim. Beraber katıldı grupça. Onların çekimlerini yaptık ve Hayat TV'de defalarca yayınlandı. Hala da yayınlanıyor. Evet. Ancak o yetmiyor. Karşı gelebildiğimiz kadar geleceğiz. Toplantılara katılıyoruz. Oraya katılan sivil toplum kuruluşlarına katılmamız gerekir değil mi? Tabii. En kısa zamanda. En kısa zamanda. Zaten Edremit Cumhurbaşkanı da Zülfü Bey. Zülfü Bey aynı zamanda KAGİZ kurucularından biliyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda sevgili arkadaşımla beraber iyi olacağız ona da. Sürekli etkinliklerinin yanında yer alıyoruz Zülfü Bey'in yanında ama resmen üyeliğimizi başlatacağız en kısa zamanda. Dağlarına hiçbir şey olmayacak. Öyle bilinçli bir toplum yetişiyor ki kimse eskisi gibi gelip de böyle kazamayacak Kaz Dağlarını. Şu anda kazıyorlar ama. Hepsi bitecek yani. Ben ümitliyim. Kaz Dağlarına hiçbir şey olmayacak. Siyanür havuzları büyümeye devam ediyor şu anda. Ama ona göre de tepkiler gidiyor. Bu tepkiler sonuç verecektir mutlaka. Hiçbir şey olmayacak. Sonsuza kadar Kaz Dağları böyle kalacak. Nasıl kurtaracağız? Kaz Dağları'nı kurtarmak için önce güçlü kamuoyu lazım. Kendi aramızda konuşuyoruz. Kahve köşelerinde, kafelerde, birebir toplantılarda. Bunlar peki, yeterli peki değil. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşları sivil var. Sivil toplum kuruluşları. Tema var. Kaz Dağı'nı koruma derneği var. Bunlara üye olmak, destek vermek. Yeterli değil. Bence yeterli değil. Güçlü kamuoyu desteği lazım. Mesela işçilerin yapmış olduğu yürüyüşler gibi bir halk platformu, bu da belediyelerimiz veya sivil toplum kuruluşları öncülük ederek yürüyüş yapacağız. Yürüyüş yapacağız çevreyi korumak adına. Alanı kurtarma konusunda bilinçli hareket edeceğiz. Yani milli park olması biraz sıkıntı bizim için ama tabii ki iyi
giriş çıkışlar kontrollü en azından. Ama Milli Park'tayken daha güzeldi. Madenleri nasıl engelleyeceğiz? Madenleri nasıl engelleyeceğiz? Gideceğiz, protesto edeceğiz, gazı yiyeceğiz, geleceğiz. Bedel ödemeden de olmuyorsa, değil mi? El birliğiyle diyelim. Gönül birliğiyle. Evet. Sevgiyle. Evet. İyi niyetle. Başka? Başka? Bir araya gelip güç birliği yapmakla, değil mi? İşte el birliğiyle, güç o birliğiyle. O el birliğini nasıl sağlayacağız? Bu konuda, olacağız. Bu konuda dernekler var, değil mi? Kesinlikle, evet. Onlarla? Beraber çalışacağız, beraber onlara çalışacağız. Destek olacağız. Hı hı. Sonuna kadar bu Kaz Dağları'nın yanındayız. Üye misiniz herhangi birine bunlardan? Tagez işte. Olmay, Tagez değil, Tema. Kaz Dağı'nı koruma derneği. Hayır değil. Bunlara en yakın zamanda bir üyelik gerekir, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Kaz Dağı gezgini olmayı sürdürmek için Kaz Dağları'nın da yaşamını sürdürmesi gerekir. Evet. Sizce Kaz Dağı için bir tehlike var mı şu sırada? Bizim ülkemizde her şey için tehlike olası. Var diyorsunuz. Evet. Peki kurtarmak için ne yapabiliriz? Vallahi temayla evet. Kenetlenip. Ki evet. Ben eski temacıyım. Hı hı. Çok uzun yıllar önce hala temadaydım, Yalova temadaydım. Hı hı. Ama birkaç yıldır ayrı kaldım. Çalışmalarıma da ara verdim. Ama hı hı. Hatta bugün görüştüm. Kısmet olursa burada da devam edeceğim. Çok güzel. Bu vesileyle de bu faaliyetleri sürdüreceksiniz. Evet. Eğitimle başlıyorum maalesef. Eğitim diye de bir şey kalmadığına göre ben sonumuzu çok iyi görmüyorum. Ülkenin gidişatı hiç aydınlık değil bana göre. Peki bir mücadele vermeyelim mi bu durumda? Ya, muhakkak mücadele vermemiz ama yetersiz kalıyor. Yapamıyoruz. Bizler örgütlenemiyoruz maalesef. Onların yaptığının %1'ini yapsak o zaman işler gelmez. O zaman yarından tez yok, bir derneğe üye olalım. Değil mi? Muhteşem güzellik hem evet. içilebilir hem yüzülebilir su bakımından evet. Türkiye'deki sayılı yerlerden bir tanesi. Hı hı. Yani bu güzellikleri bir dahaki bizden sonraki nesillere aktarmak için bütün gayreti göstermemiz gerekiyor. Kişisel gayretlerimiz de olması gerekiyor. Onun haricinde bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları var. Evet. Kaz Dağı'nı Koruma Derneği var, Tema evet. Vakfı var. Bunlarla bir bağlantınız var mı? Şu an için yok ama düşünüyorum. Yani destekliyorum bütün projelerini. Hı hı. Yani gelecek nesillere güzel bir çevre, hava bırakabilmemiz için bu imkanları korumamız gerekiyor. ...84 kişiyle yörenin Edremit Körfezi'nin en görkemli şelalesine geldik, değil mi? Evet, başladık mı? Evet, kayıttayız. Şu anda bulunduğumuz yer Gürleyik Şelalesi, Mıhlıçay üzerinde. Balıkesir-Çanakkale sınırında, il sınırının olduğu yerdeyiz. Kaz Dağları'nın en yüksek ve en güzel şelalesi. Su açısından, görsellik açısından süper bir yer.
biraz gelmek zorlu. Ancak gelenler geldi, iyi ki geldik dediği bir yer. Şu anda bir keyfimizin yarı bölümünü bitirdik. Şelaleyi gördük, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Dönüşe geçiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik dönüş yolculuğumuz var. 84 kişiyle bayağı keyifli evet. günü birlikte geçiriyoruz. Peki, burada önemli bir sorun var. Kaz Dağları şu anda tehlikede mi, değil mi? Tema, bölgenin Tema Vakfı Başkanı olarak. Edremit Körfezi'nin Tema temsilcisi olarak. Bulunduğumuz çay üzerine de bir baraj planlaması var Çevre Bakanlığı tarafından. Bu da bölgenin hem iklim yapısını, hem görselliğini, hem de biyolojik ve ekolojik yapısını değiştirmeye yönelik bir sonuçlar çıkacaktır. Dolayısıyla buraya baraj yapmak ya da HES yapmak bölge için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bunun için gerekli yerlere gerekli müracaatlarımızı yaptık, gerekli kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz ama süreç içinde neler karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şu anda biz de bekliyoruz ama büyük bir cinayet olur buraya bir HES yapmak. Tema'nın kaç tane üyesi var şu anda? Bölgede yaklaşık 2-3 bin civarı gönüllüsü var. Üyelik kadar... değil, Tema'nın gönüllülük esasına göre. Türkiye genelinde de 600 bin üzerinde gönüllü olarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Bu 2-3 bin gönüllünün ne kadar etkinliklere katılıyor? Ortalaması 200-300 kişi sürekli oluyor ama çok sadece bu Tema üyesi değil bu gönüllülerin çoğu. Çevrede bulunan diğer çevre örgütlerinin de gönüllüleri. Onlarla birlikte hep birlikte müşterek organizasyonlar, faaliyetler yapıyoruz. Maksadımız burada devletin yatırımlarını engellemek değil, yatırımlar yapılırken bulunduğumuz bölgenin ekolojik yapısını bozacak planlamalara karşı çıkmaktır. Yoksa tabii ki ülke enerji ihtiyacıdır, sulama ihtiyacıdır, her türlü ihtiyacı karşılamak için yatırım yapacaktır ama bu yapılan yatırımlar rant maksadıyla ya da bölgenin ekolojik sistemini değiştirecek, iklim sistemini değiştirecek şekilde ise biz buna karşı çıkarız. Yani planlamalar yapılırken bunların da dikkat edilmesi gerektiğini sürekli dile getiriyoruz.